Ah, bugün hava çok sıcak. Şapka bile işe yaramıyor. Ama işe yarar bir şey buldum. İşte hayal gücüm. Kumsalda güneşlenmek güzeldir. Ancak güneşe dikkat edelim. Hemen gölge bulmalıyız. Ama nasıl? Suyumuz bitmiş. Plaj işkenceye dönüşüyor. Belki deniz yardımcı olabilir. Ama engeller de var. Avantaja dönüştürelim o zaman. Müge ve Zuhal ne yapacaklarını biliyor. Bu üç çubuk bir çadır için harika bir destek olacak. Ve üstünü kumaşla örtebiliriz. Çubukları bunun gibi bir kuma koyalım. Şimdi bir ipe ihtiyacınız var. Ve biraz da ince çubuğa. Bu şekli oluşturmak için çubukları bağlayalım. Kumaş parçasını üstüne koyalım. Gerelim ve ince çubuklarla sabitleyelim. Tamam, şimdi uzanabiliriz. Bu rahat çadır sizi her zaman güneş yanıklarından koruyacak. Deniz kızı olabilseydim, güzel parlak bir kuyruğum olsaydı, hayallerim gerçek olurdu. Ve Yelda bunun nasıl gerçekleştirileceğini biliyor. Bak! Bir parça kalın plastiğe, deniz kızı kuyruğu şablonuna ve su ayakkabısına ihtiyacımız olacak. Kağıt şablonun üzerinden geçelim. Keselim. İki eş parça yapalım. Onları birbirine silikonlayalım. Ayakkabıları plastik bağlar kullanarak birbirine bağlayalım. Sonra bunları plastiğin üzerine silikonlayalım. Şimdi payetli parlak bir kumaş parçası alalım ve kuyruğu süsleyelim. Suda yeni moda. Göz kamaştırıcı. Bu parlak deniz kızı kuyruğu eski yüzgeçlerden çok daha iyi. Atıştırmak için yüzmeye ara vermiş. Sahilde yemek yemek çok eğlenceli. Ama Yelda'yı sudan çıkarmak zor. Yüzmeyi gerçekten seviyor. Suyun altında fotoğrafımı çeker misin? Bu kavanozla mı? Harika fikir. Ve bir kavanoz atıştırmalık. Su altı fotoğrafçılığı için harika bir şeye dönüştü. Telefonu içeri koyalım ve bir fotoğraf çekimi yapalım. Artık su altı fotoğrafı çekmek için herhangi bir özel cihaza ihtiyacımız yok. Tek yapmamız gereken elimizi telefonla birlikte kavanozun içine koymak. Artık eğlenceli, kabarcıklı bir fotoğraf çekimi yapabiliriz. Sıcak güneşte dondurma bırakırsak çok hayal kırıklığına uğrayabiliriz. Ama hayat bize erimiş dondurma verirse milkshake yaparız. Dondurmayı plastik bir kaba dökelim. Aa, çikolata da erimiş. Bugün gerçekten çok sıcak. Güzel, hadi içeceklerin tadını daha da güzelleştirelim. Harika duruyor. Şimdi biraz pipet alalım. Şerefe! Vay canına! Sahilde o kadar çok insan var ki. Ancak iyi bir yer bulmaktan daha zor bir şey var. Hala havluyla uğraşmak zorundayız. Rüzgarla uçup gitmeye çalışıyor. Bu durumdan kaçınmak için Zuhal'in taktiğini deneyebiliriz. Bir plaj havlusuna ihtiyacımız var. Ve ayrıca folyo yalıtım parçaları. Havluyu açalım. Ve üzerine 3 parça yalıtım malzemesi koyalım. Silikon uygulayalım. Ve yalıtımı yapıştıralım. Bu şekilde katlayalım. Ve kalın bir ip alalım. Paspasın her iki tarafına da sabitleyelim. Kulp yapalım. Taşınabilir plaj paspasımız hazır. Rahat ve kolay. Yelda pek mutlu görünmüyor. Zuhal'in yumuşak şezlonguna kıyasla normal havlusu çok da rahat değil. Tüylerinizi tam almadıysanız bazen sorun olabilir. Koltuk altını tam alamamışsın galiba. Ama şu an tüyleri alabileceğim bir şeyim yok ki. Benim bir fikrim var. Mümkün değil. Zuhal'in bir taktiği var. Şekerli ağda yapmak. Pek hoş gelmeyebilir. Ama tüyler gitti. Bu arada diğer koltuk altına da aynı şeyi yapmayı unutmayalım. Yardım için teşekkürler. Başka bir plaj sorunu. Her zaman uçup giden bir şapka. Sürekli peşinden koşmaktan bıktıysanız,
Bu fikir kesinlikle yardımcı olacak. İki kurdele, bir iğne ve iplik alalım. Çantamda her şeyi bulabilirsiniz. Kurdeleleri şapkanın iç astlarına dikelim. Şimdi kaç bakalım. Bu artık sadece bir şapka değil. Bu bir moda harikası. Çok yakıştı. Ilık kola içmek hiç lezzetli değildir. Yanınızda dondurucu poşeti olması çok daha iyi. Plajda bile içeceklerinizi soğuk tutacaktır. Bu kullanışlı cihazı yapmak için büyük yuvarlak bir kaba ihtiyacımız var. Kapağı çıkaralım. Bir folyo izolasyon parçası üzerine koyalım. Kalemle etrafından geçelim. Keselim. İki daire hazırlayalım. Bunlardan birini kabın dibine koyalım. Ve duvarlara dikdörtgen yalıtım parçasıyla saralım. Silikonlayalım. Kapağa yuvarlak yalıtım yapıştıralım. Ve bitti. Kapatalım ve kemer kayışından yapılmış bir askı sabitleyelim. Termal çanta hazır. En sevdiğimiz içecekleri soğuk tutmak için kaba biraz buz koyalım. Mükemmel. Çok ferahlatıcı. Sudan çıkarsınız ama saçlarınızda bir sürü deniz yosunu olur. O zaman saçımı temizlemem lazım. Ben bir duş alayım. İyi fikir. Sahip olduğumuz şeylerden bir tane yapalım. Büyük bir şişe su ve bir biz alalım. Plastikte delikler açalım. Duş neredeyse hazır. Tek yapmamız gereken arkadaşımızın yardımını kullanmak. Harika. Kafamdaki yosunları ve kumu yıkamak çok güzel. Birçok insan denizde yüzen bir yatakta yüzmeyi sever. Ama kimse onun havasını kaçırmayı sevmez. Bu çok sıkıcı bir şey. Müge, kendine işkence yapmayı bırak. Dosya klipsi kullansana. Yatağın ağzını klipsleyelim. Ve hava yataktan kendiliğinden çıkacaktır. Gerçekten işe yarıyor. Yatak saniyeler içinde küçüldü. Şnorkelle yüzmek çok ilginç. Su altında görebileceğimiz çok fazla şey var. Ama bir sorun var. Buharlanmış gözlükler. Olamaz. Su dünyasına bakışım engelleniyor. Müge maskeyi silecek bir şey arıyor. Bir dakika. Daha iyi bir fikrim var. Gözlüğün içine biraz tıraş köpüğü sürelim. Ve kurulayalım. Dalışa geri dönebiliriz. Vay canına. Cam gibi. Her şeyi görebiliyorum. Neden orada oturuyorsun? Hadi yüzmeye gidelim. Su harika. Bu iyi bir fikir. Ancak eşyalarımı yalnız bırakamam. Burada param var, anladın mı? Hadi kreatif olalım. Bir saç fırçası harika bir saklama yeri olabilir. Tarağın parçasını çıkaralım. Ve içine para koyalım. Kapatalım. İşte bitti. Artık rahatlayabilir ve dalgalara koşabilirsin. Normal bir saç fırçasına benziyor. Kim almak istesin ki? Hayal gücümüzü gerçekten kullanırsak, sahildeki her şeyi eğlenceli hale getirebiliriz. Tutkalla bile. Neden biraz tutkal kınası yapmıyoruz? İşte! Bence oldukça iyi gidiyor. Biraz hayal gücü, hassasiyet ve sabır. Bitti. Ve sonra bırakalım gerisini güneş halletsin. Güneşte ne kadar uzun süre kalırsanız çizim o kadar güzel olacaktır. Anı kalması için kısa bir fotoğraf çekimi. Güneş kremi kullandığımızdan emin olmalıyız. Fotoğraf çekimlerinden bahsetmişken normal deniz resimleriyle kimseyi etkileyemeyiz. Gerçekten güzel çekimler yapmak istiyorsak aynalı gözlük kullanalım. Gözlüğü kum ve çakılların üzerine koyalım. Dikilelim ki gözlüklerden yansıyalım. Ve şimdi poz vermeye başlayalım. Benzersiz değil mi? Ve çok şık. Aa evet, tüm resimlerde harika çıktı. Bronzlaşmanın yan etkisi cildin soyulmasıdır. Çok rahatsız edici. Ah, kaşınıyor. Ama Yelda ne yapacağını biliyor. Normal bir çoraba ihtiyacımız var. Kumla dolduralım. Ve çorabı lif gibi kullanarak soyulan deriyi çıkaralım. Tamam, bu çok daha iyi.
Harika bir ev yapımı peeling aracı. Yaz hayatı ipuçlarımızı sevdiniz mi? Öyleyse yazınız nasıl geçiyor ve plaja gidebiliyor musunuz? Yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Turum Turum'daki yeni parlak fikirleri kaçırmazsınız.